Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda köpeklerde mikroçip uygulamaları, köpekte mikroçipin nasıl uygulandığı, mikroçipin ne işe yaradığı ve niçin mikroçip uygulandığı konularında sizi bilgilendirmek istiyorum. Türkiye'de zorunlu olan bir uygulama değil mikroçip uygulaması ama yurt dışında özellikle Avrupa'da, Amerika'da ve Kanada'da mikroçip uygulaması hemen hemen her köpekte yapılan, her köpekte yavruluk döneminde oluşturulan bir uygulama mikroçip uygulaması. Ülkemizde de mikroçip uygulaması yapılan köpekler var. Özellikle Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'na bağlı üretim yapan ya da bu federasyonun yarışmalarına veyahut da organizasyonlarına, sınavlarına katılan köpeklerde zorunlu mikroçip olmak zorunda. Mikroçip uygulaması zorunlu. Hemen hemen tüm veteriner kliniklerinde bulabiliyorsunuz mikroçipi. Mikroçipi okutmak için de bir mikroçip okuyucusu mutlaka olması gerekiyor ki doğrulama yapabilirsiniz. Mikroçip uygulaması Türkiye'de de Tarım Bakanlığı'nın kapsamında köpeklerde 2023 yılına kadar tanımlama hedefli olarak uygulamaya konulacağı söyleniyor. Yani tüm köpeklerin, özellikle tüm sahipli köpeklerin mikroçip uygulaması içerisine alınacağı ve bu havuzun içerisinde kontrol yapılacağı konusunda bir takım planlar, programlar var ama tabii ki ileriye dönük olarak tam olarak ne olacağı konusunda net bir bilgi yok. Mikroçip köpeklerin deri altına yerleştirilen bir çip modülü. Genellikle yani %99 köpeklerde reaksiyonlara sebebiyet vermiyor. Enjeksiyon sistemiyle uygulaması yapılıyor. Ama bazı köpeklerde yanlış uygulamalar ya da bireysel ciddi hassasiyetler söz konusu olduğunda mikroçip uygulamasında apseler falan şekillenebiliyor. Ama genellikle doğru uygulama yapıldığında bu tip şeylerle karşılaşmıyoruz. Mikroçip uygulaması deri altına yapılıyor ve genellikle o bölgede kalıyor. Ya da bazen deri altında dolaşma söz konusu olabiliyor. Bazen çip okuyucusunu tuttuğunuz zaman örneğin iki kürek kemiğinin arasına yapılmış interskopüler bölge dediğimiz bölgeye yapılmış mikroçipleri bazen göğüs bölgesine kadar kaydığına şahit olabiliyoruz. Genellikle köpeğe hiçbir şekilde zarar vermiyor ve mikroçip uygulamasını çok geniş bir çerçevede ne olduğunu düşünürsek aynen insandaki TC kimlik numarası gibi bir şey arkadaşlar. Bizim nasıl herkesin bir TC kimlik numarası varsa köpeklere uyguladığımız mikroçiplerin de barkod şeklinde numaraları var ve o köpeğin ID'si, kimlik numarası oluyor mikroçip taktığınız zaman. Nerelerde kullanıyoruz? Aslında yurt dışında aktif bir kullanım var ve çok faydalı bir kullanım var. Ne gibi? Mikroçip uygulaması yapılmış olan köpekler örneğin veteriner kliniğine geldiği zaman çip okuyucusu tutuluyor. Köpeğin mikroçipiyle bilgisayar eşleştirildiği için direkt ekranda köpeğin geçmişte hangi aşılar yapıldı, kime ait köpek, köpeğin beslenme alışkanlıklarına geçirdiği hastalıklar, bireysel duyarlılığı var mı, herhangi bir ilaç kullanıyor mu? Bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Bu da neye yarıyor? Veteriner gittiği anda hangi departmana yatırılırsa yatırılsın köpek hakkındaki bütün bilgilere ulaşabiliyor. Veteriner kliniği ya da şehir değiştirip veteriner kliniği değiştirdiğiniz zaman da yeni veteriner hekim çip okuyucusunu okutturup bilgisayarında ekranı açtığı zaman bütün köpeğin geçmişi, sağlık geçmişine ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra yurt dışında yine kaybolma olgularında köpek bulunduğunda çip okuyucusu tutuluyor ve bu datalar bilgisayardan bakıldığında bir network var. O bilgisayardan bakıldığı zaman o köpeğin sahibinin kim olduğu, nerede oturduğu, adı, soyadı, her şey, bütün adres bilgileri, telefon bilgilerine ulaşılıyor ve böylece kaybolmuş köpeklerde sahibe ulaşma kolaylığı da sağlıyor. Ama birçok insan mikroçip, köpekte mikroçip konusunda şöyle bir yanılgıya düşüyor. İnsanlar şunu zannediyorlar. Mikroçip uygulanmış köpekler GPS gibi izleniyorlar, izlenebiliyor zannediyorlar. Yani kaybolduğunda açacağız telefonumuzdan ya da bilgisayardan köpeğin nerede olduğunu, böyle iPhone'un nerede uygulaması gibi bir uygulama olduğunu zannediyorlar. Kesinlikle böyle bir şey değil. Çip okuyucusu tutulduğunda sadece ID numarasını görüyoruz ve bu bilgisayara girildiğinde, Türkiye'de değil ama yurt dışında bilgisayara girildiğinde köpeğin ve sahibinin datalarına ulaşıyoruz. Köpeğin sağlık geçmişi, veteriner geçmişi ve sahibinin
kimlik ve adres bilgilerine ulaşmış oluyoruz. Türkiye'de maalesef bu da yok. Türkiye'de sadece köpeğin ID'si, yani bu mikroçip uygulaması yapıldıktan sonra içinden çıkan stickerlar var. Barkodları içeren stickerlar. Bu stickerlardan bir tanesi aşı karnesinin üstüne yapıştırılıyor. Ve aşı karnesi zaten köpeğin sahibinde. Diyelim ki köpeğiniz kayboldu, bir yerde bulundu. Ondan sonra siz de köpeğinizi buldunuz ama kişi 3 aydır bu köpeğe bakıyor ve iddia ediyor. Hayır, ben bu köpeğin senin olduğuna inanmıyorum diyor. Aşı karnenizi götürdüğünüz zaman üstünde bir barkod var. Siz veteriner hekim vasıtasıyla veyahut da çip okuyucusu olan herhangi biri tarafından çip okuyucusu tutulduğunda bu barkodtaki numara çıkacağı için evet işte bu köpek benim köpeğimi ispatlayabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de de hedef, yurt dışında Tarım Bakanlığı'nın hedefi, yurt dışındaki sistem gibi köpeğin ve sahibinin bütün datalarını bu numara içerisine koymak hedefli. Aynı bizdeki TC kimlik numarasının fonksiyonları gibi bir fonksiyon kazandırılması hedefi Türkiye içinde var. Şu anda sadece bizde doğrulama maksatlı olarak mikroçip uygulaması yapılıyor. Ayrıca bilinçli profesyonel üreticiler kendi ürettikleri köpekleri kontrol altında tutmak ve arşiv tutmak hedefli olarak mikroçip uygulaması yapıyorlar. Şimdi mikroçip uygulamasında size şöyle göstereceğim. Bir enjektör şeklinde mikroçip steril muhafaza ediliyor ve görüyorsunuz barkodlar sıra sıra aynı numara ve barkodu içeren 6 tane oluyor. Özellikle yurt dışına çıkartılacak olan köpeklerde, eğer köpeğinizle yurt dışı seyahati yapacaksanız mikroçip zorunlu arkadaşlar. Hangi ülkeye gidecek olursanız olun mikroçip uygulaması olması gerekiyor köpeğinizin uçuş yapabilmesi ya da yurt dışına seyahat edebilmesi için. Bütün tüm Avrupa, Amerika ve Kanada'da mesela örnek veriyorum zorunlu. Rusya'da zorunlu. O yüzden yurt dışına çıkacak olanlar köpeğiyle birlikte zaten mikroçip uygulaması yaptırmak zorunda. Bu enjektörü gördünüz. Oldukça kalın uçlu bir enjektör. Çok doğru uygulanması gerekiyor ve köpeğe aslında doğru uygulandığı takdirde hiçbir zarar vermez doğru uygulaması. Anlık olarak yapılıyor. Aslında aşı uygulamasının benzeri bir uygulama. Genellikle uyguladığımız noktalar iki kürek kemiğinin arasıdır köpekte. Burası bir havuz gibi düşündüğümüz zaman mikroçip için uygun bir yer olduğu için ve de mikroçip okuyucuyu birazdan göstereceğim. Tuttuğunuz anda ilk gelen nokta olduğu için genellikle interskapüler bölge, yani iki kürek kemiğinin arasına yaparız ve diğer stickerları da elimizde tutarız. Bir tanesi aşı karnesine, eğer yurt dışına çıkacaksanız bir tanesi çıkış belgesinin üstüne yapıştırılır. Geri kalanını da tutarsınız ki eğer bir evrak işlemi söz konusu olacaksa yapıştırmak hedefli olarak saklarsınız çip uygulamasının materyallerini. Şimdi bir köpek üstünde göstereceğim size. Şimdi köpek çip uygulaması yapılmış bir köpekte. Bir de tabii ki şu çok önemli. Mikroçip uygulamasında eğer köpek profesyonel üretilmiş bir köpekse secere belgesi olur. Yani köpeğin pedigrisi dediğimiz bütün soy ağacını içeren bir belge olur. Ve o belgede de özellikle FCI kanallı bir belge ise, yani Uluslararası Köpek Federasyonu onaylı bir belge ise, köpeğin doğduktan sonra sahiplendirilmeden önce bir mikroçip uygulaması yapılır ve sizin elinize köpek geldikten sonra doğrulama yapmak, yani seceredeki, pedigrinizdeki numarayla köpeğin üstüne çip okuyucusunu tutup çıkarttığınız numaranın birbirini tutması gerekir. Bu köpek o köpek anlamına gelir çünkü. Şimdi bir çip okuyucusu nasıl uygulanıyor onu göstereceğim. İlk önce çip okuyucularının çok çeşidi var. Düz olanları var, bunun gibi yuvarlak olanları var. Bu tutma kolaylığı sağlayacak şekilde parmak uyumlu bir çip okuyucusu. Şöyle görebilirsiniz. Birçok marka var bu konuda. Bu da onlardan bir tanesi. Çok fazla bir özelliği yok. Şarj edilebilir pozisyonda. Pillileri de var. Biz daha çok şarj edilenleri tercih ediyoruz. Pil bazen çok uygunsuz yerlerde bitebiliyor ve ortada kalıyorsunuz. Bir power düğmesi var. Power düğmesine bastığımız zaman scan etmeye, yani okumaya hazır halde olduğunu işaret ediyor. Ve daha sonra ilk önce köpeğe bunu bir kokletiyoruz. Ürkmemesi için küt diye üstüne tutmuyoruz. Köpek onu koklarken çipin olma ihtimali olan yere tutuyoruz. Bakın dıt diye bir ses çıktı. Ve köpeğin, şöyle göstereceğim, bütün çip numarası karşımıza çıkıyor.
ve köpeğin secere belgesini kontrol ettiğimizde de bu çip numarasını görmemiz gerekiyor. Bu da köpeğin o köpek olduğunu doğruluyor. Ve çip okuyucusunun uygulamasında biliyorsunuz köpeklere nasıl yaklaşılır ya da nasıl dokunulur videom vardı. Hiçbir zaman böyle küt diye kafasının üstünden hamle yapmayın. Köpeği ürkütebilirsiniz. Özellikle de elinizde bir obje var. Siz bunun evet çip okuyucu olduğunu biliyorsunuz ama köpek böyle bir şey bilmiyor. İlk önce köpeğin onu tanıması için belli bir mesafede tutup, koklatıp, biraz dokunup, ondan sonra bölgeye yaklaştırmak, köpeği de endişelendirmemek çok önemli çip okuyucusu uygulamasını yaparken. Arkadaşlar çip, mikroçip takmak köpekler için benim kendi kanaatim önemli bir şey. Eğer bir köpek edindiyseniz çok çok da pahalı şeyler değil. Bir mikroçip uygulaması yaptırmakta fayda var. Çünkü ilerleyen dönemlerde eninde ya da sonunda bu çip uygulaması bir network'in içerisine Türkiye'de alınacaktır. Sonradan yapmaktansa şimdiden bir mikroçipi olsun köpeğinizin, elinizde bir mikroçip kozunu bulundurun. Mikroçipiniz elinizde olsun numarası ve köpeğiniz mutlaka mikroçipli olsun. Bir ID'si, bir kimlik numarası olsun köpeğinizin. Gerek yarışma sınav aktivasyonları, gerek veterinerinizde oluşabilecek, ileride oluşturulacak olan data sisteminde mikroçip zorunluluk olacak, gereksinim olacak. O yüzden şimdiden köpeğinize mikroçip uygulaması yaptırabilirsiniz.